İyi akşamlar saygıdeğer izleyicilerim. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı arz ediyorum. Bugünkü programımıza inşallah hep beraber başta günahkar nefsim olmak üzere sizlere de cümlemize de efendim cümle ümmeti Muhammed kardeşlerimize de hayırlı, huzurlu ömürler niyaz ederek programımıza başlıyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi geçen hafta salih ameli işledik. Salih amel nedir, ne değildir filan üzerine bayağı durdu ki iyi anlaşılsın diye. Efendim, geçen haftaki programımızın sonunda salih amel imanın koruyucu zırhı ve kalkanıdır demiştik. O başlıkta kalmıştık. Şimdi imanın salih amel gibi bir koruyucuya ihtiyacı var mı, yok mu? Efendim, salih amel olmasa iman ne olur? Olursa nasıl bir özellikler kazanır? Efendim, bugün inşallah onun üzerinde duracağız. Bu vesileyle Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, evet, bizlere yüzlerce ayet-i kerimede efendim, İman ediniz emrini vermiş ve hitap ederken de ya eyyühellezine amenu ey iman edenler diye bizlere hitap etmiş. Bizlere zaten ruhlarımıza bu teklifi yapmış. Hani çocukluğumuzda bize hocalarımız öğretirdi ne zamandan beri Müslümansın? Biz ne derdik? Galu bela derdik. Şimdi Cenab-ı Hak ruhlarımızı yaratıyor. O zaman elestü bi rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani siz beni Rab olarak, Allah olarak yaratacak, yaşatıcı, efendim her şeye kadir bir Allah olarak kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz? Diye sormuş. Ruhlarımız ne demiş? Galu, ruhlarımız dediler ki, bela ya Rabbi, evet ya Rab, sen bizim Rabbimizsin dedi. Ve biz, zaten ruhlarımız o zamandan iman etmiş ve kabul etmişiz. Daha sonra bütün peygamberlere gönderilen kitaplarda da Cenab-ı Hak sürekli imanı emretmiş. Efendim, bizim kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de yüzlerce yerde iman kelimesi, iman ediniz gibi emirler geçmekte ama birçoğunda da bunun efendim yanlış hatırlamıyorsam 80 civarında yerde ayet-i kerimelerde ey iman edenler, iman edenler veya iman ediniz, salih amel işleyiniz. Bak salih amel işleyiniz diyor. Yani salih amelle iman bir ayette o kadar çok zikrediliyor, sık sık zikrediliyor ki bu da imanla, sağlam bir imanla salih amelin bir bağlantısı olduğunu, İkisinin etle kemik gibi, etle tırnak gibi birbirinden ayrılamaz bir ikili olduğunu bize gösteriyor. Çünkü Cenab-ı Hak bu emirlerle bizi sadece sağlam bir imanla sorumlu tutmakla kalmamış, bir de salih amellerle de sorumlu tutmuş. Bunları da bizden istiyor. Yani sadece iman edin, ondan sonra geçin gidin demiyor. Ne arkasından hemen iman edin, salih amel işleyin. İman edin, salih amel işleyin. Efendim, eminu billah, efendim, salih amel, Allah'a iman edin, efendim, ve amelü salihan, salih amel işleyin. O zaman bu ikisinin birbiriyle irtibatı üzerinde durmamız gerekiyor. İman, evet, Allah'a hamdü sana olsun. Ta galü beladan beri imanımız var. Allah'ımıza hamdolsun. Allah bu iman ile ölebilme şerefini, nimetini bizlere nasip eylesin. Allah'ımıza olan bu imanımızın yolunda, yani ömrümüz süreci içerisinde Mevla-i Mütealimiz efendim bizlerin kalplerini ve ayaklarını iman ve salih amel yolunda, İslam yolunda ısrarlı kıldığı kullarından eylesin. İmanımızı daim eylesin.
Şimdi burada şu soru aklınıza gelebilir. Ya yarın bir sefer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedik. Tamam, kalbimizde bu iman duruyor. Bu imanımızı biz inkar etmiyoruz. İmanın şartlarını hep kabul ettik. Efendim, İslam'ın şartlarını kabul ettik. Öyleyse bunun, bu imanın yeniden Allah muhafazana, Allah korusun, küfre dönmesi, kafirliğe dönme gibi efendim bizden çıkıp gidip de bizim yani o halimizde Allah sizleri de bizleri de cümlemizi muhafaza buyursun. Kafir olma tehlikesi de var mı? Evet var. Çok var hem de. Çok var. Onun için imanı koruyabilmek için ne diyor başlığımızda? Salih amel imanı koruyacak, onu zırh içerisine alacak ve koruyacak bir zarurettir salih amel. Demek ki iman etmek yetmiyor, onu korumak çok önemli. Çünkü iman da itibar, Allah indinde yaptığımız imanın geçerli olabilmesi için bu iman ve bu itikat üzere iken, böyle bu iman ve itikat üzere iken ölebilmek, son nefesimizde bu iman ile gidebilmek. İman etmişiz, elimize ahirete giderken göstereceğimiz bir iman pasaportu bize verilmiş elhamdülillah. Mümin pasaportu. İyi de bu pasaportu yolda kaybedersek ne olacak? Allah muhafazana. Kabre girdik, Azrail vakti geldi, Cenab-ı Hak emanetini istedi, git falandan emanetimi al gel dedi. Geldik ama biz Allah'ın emanetini Azrail'e, elçi Azrail'e bunu teslim edinceye kadar o imanı sağlam ve sahih olarak kalbimizde tutabilmemiz gerekir. Bunun için ne ihtiyaç var? İşte bunun içinde salih amel ihtiyaç var. Ki o imanımıza zırh olsun ve küfür rüzgarlarından, küfür saldırılarından bizim imanımızı korusun ki mümin olarak ve Müslüman olarak yaşayabilelim. Eğer bu imanı koruyucu tedbirler almazsak, imanın düşmanı çok ve koruması da çok zor olur. Muhafazası zor olur salih amelsiz. Muhafaza edemedin mi ne olur? Allah korusun, imandan bir şekilde çıkarsın, olursun kafir. Azrail de vakti geldi boğazına çöker. Efendim Allah huzuruna belki yıllarca mümin olarak yaşamışsındır ama ölürken iman ile gitmemiş olursun ve sanki bir ömür böyle hep kafir olarak yaşamış gibi Allah huzurunda ebedi cehennemlik olursun, oluruz eğer imanı korumayı efendim korumaya gayret etmezsek. Efendim, değerli kardeşlerim, şimdi iman, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir hadis-i şeriflerinde, ahir zamanda, ki bizim bu zamanımız, ahir zamanda bir mümin diyor, öyle sözler söyler, öyle davranışlar yapar, öyle hareketler yapar ki, adam iman etmiş. Efendim, günde 50 defa farkına varmadan bir okun yaydan çıkıp da gittiği gibi, efendim, kendi iman dairesinden çıkar, bir okun yaydan çıkıp giden bir okun süratiyle adam öyle laflar eder, öyle davranışlar yapar, öyle suçlar işler ki efendim ne olur? Onun imanı bir okun yaydan çıkıp gittiği gibi günde 50 defa çıkar gider. Yani adam yani mümin ama günde 50 defa kafir oluyor. Allah muhafaza. Farkında değil. Vasirf. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Olur. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Şahıs zannediyor ki ben işte falan zaman falan yerde cemaatin içerisinde filan efendim iman ettim, iman ettiğimi gösterdim, kelime-i şehadet getirdim. Akrabalarım bilir, çocuğum, çoluğum bilir. Bunlar hep bana şahit. Tamam. İyi de o iman cevherini ilahi efendim Mehmet Akif'in dediği gibi ilahi o iman cevheridir ki ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor.
Şimdi iman öyle bir cevher ki onun düşmanı çok. Kim? Baştan şeytan. İçimizdeki nefis. Efendim, cehalet. Cehalet. Ve toplumda o kadar iman düşmanları var ki. Allah muhafaza ne? Allah muhafaza. Toplum artık iman ekseninden imansızlık eksenine doğru hızla şu tabi afetlerde gelen sellerin yakıp yıkıp gittiği gibi gidiyor, gidiyor kardeşlerim. İyi bakın topluma. İbret gözüyle bakın. Allah rızası için akıllı ve ibret gözüyle bakın. İman nasıl çıkar? Bir iki misal vereyim. Değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki لَا يَزْنِي الزَّانِي حَيْنَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ. Bir insan diyor, zina ederken efendim, zina ederken o anda imanı ondan çıkar diyor. Bir mümin zina edemez. Ediyorsa iman ondan çıkmıştır. Hadis-i şerife göre iman der ki diyor Peygamberimizin ifadesine, izahına, bize bildirdiğine göre iman der ki diyor o laneti Allah'ın yasakladığı o işi yapacağı zaman iman der ki diyor sen dur şöyle bir ben senden çıkayım efendim bu şeyi lanetliği imansız olarak yap der diyor. Efendim iman o adamdan çıkar. Ve o zina yaptığı zaman da imanlı olmaz. Ama sonradan adam o lanetlikten sonra kalkar, efendim hatasını anlar, özür diler, af diler, o kelimeye şehadet getirir tekrar, iman o zaman kendine girer diyor. Bak bu bir zinayı mesele verdi. Bir başka, aynı hadis-i şerifin devamı. لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حَيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. O da şu. Bir kimse hırsızlık yaptığı anda mümin olarak hırsızlık yapamaz. Eğer adam illa ısrarla hırsızlık yapıyorsa iman ondan da çıkar diyor. Ha sonradan biraz önce söylediğim gibi zina misalinde olduğunu söylediğimiz gibi aklını başına alır da tövbe istiğfar ederse o zaman yeniden imana girmiş olur. Ama ya o anda imanla çıktığı an Azrail geldi, vakit yetmiş, kulağından tuttu, aldı, götürdü. Ne olacak bu adamın hali? Ne olacak? Değil mi? Efendim, yine üçüncü şey, لَا يَشْرِبُ الشَّارِبُ حِينَ يَشْرِبُ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ. Efendim, üç maddelik bir şerif bu. Haram, şarap içen, yani şarap sadece, alkollanan, Allah'ın yasakladığı içki içen bir insan, alkolü ağzına alacağı zaman imandaki dur. Ben içindeyken bu pisliği ağzına alma der. İmanından hemen çıkar, onun üzerinde bekler yani veya neyse. Ondan sonra arkasından adam aklı başına gelir de tövbe istiğfar ederse, yeniden kelime-i şehadet getirirse, iman ona girer ve adam ondan sonra eğer iman kendine dönmezden ölür giderse zaten imansız gitmiştir Allah korusun. Çünkü yani onu içkiyi içmeyi, zina yapmayı, hırsızlık yapmayı eğer meşru görüyorsa adam, ulan yani zengin de zengin, yani biz de açlıktan öleceğiz, bu helaldir, çalarım bunu diyor da bunun helal olduğunu düşünerek yapıyorsa zaten mürtet olur. Zinayı aynı şekilde helal olduğunu düşünerek yaparsa zaten kafir olur, mürtet olur. Hırsızlık aynı şekilde, ondan sonra İçki yine aynı şekilde böyle sapık itikatlar, yani içki içmeyi helal görmek, zinayı haram görmek, hırsızlığı haram görmek, katilliği haram görmek gibi bir kanaatle bunları yapan insanlar zaten o anda kafir olur. İmanından çıkar gider. Ama adam sonradan tövbe estağfurullah der, kelime-i şehadet getirir, efendim Allah'tan af dilerse o zaman iman kendine yeniden, yani adam yeniden imana girmiş olur. Bunu yapamadan öldüyse İlâ cehenneme zümera gitti. Ah, size yani bir hadis-i şerifte üç misal verdim. Efendim, Allah'ın yasakladığı, genel olarak tarif, Allah'ın yasakladığı ve lanetlediği, ağır cezalar vaat ettiği, emrettiği, haber verdiği günahları bile bile ve Allah'ın vereceği cezayı da umursamadan, mesela zinada rejim cezası var veya yüz değnek adamın kafasından başlıyor elinden meşe sopasıyla ta tırnaklarına kadar
güçlü bir insan yüz değnek vuruyor. Zaten kafaya birkaç tane vurdu mu beyin kanamasından ölür gider. Efendim bir nevi ölüm demektir. Veya efendim Musevilikten gelme bir ceza Yahudi şeyinde var bu. Dininde var. Peygamberimizin zamanında da kendilerin ısrarla biz rejim cezası suçlunum, ben rejim cezasına razıyım diye kabul ettiği bir olay var. Efendim o zaman da adam rejim edilmiştir. Yani sonuç ölüm. Efendim veya hırsızlık, ellerinin kesilmesi, içki, 80 değnek cezası var içki içmenin. İslam ceza hukukuna göre. Bütün bunları adam hiç umursamıyor. Ya aman Allah istediği cezayı versin, veriyorsa bakalım. Ben içiyorum Allah'a haşa sor. Ben içiyorum. Hadi gel sen elinden geleni yap bana, ne yapabileceksen. Mantıkıyla, kafasıyla efendim içkiyi içiyor, hırsızlığı yapıyor, zina yapıyorsa ki diğer haram işleri de buna şey edin yani kıyas getirin. O insan iman ile ölmesi o durumda. İman ile ölmesi mümkün değil. Ama sonradan yani bu şeyleri işler, yani dinden imandan çıkmıştır. Tekrar giren Müslüman olur. Ondan sonra tövbeyle ölür. Tamam. O da Allah onu affetsin. Allah da affeder. Tövbe edince o paçayı kurtarır. Yani açta şurada durup dururken üç misal verdim. Bu tür davranışların hepsi insanı dinden imandan eder. Onu ya zengin de zaten çok. O ne diyecek? O kadar kazanmış ki. Bilmem neyin adamı haşa bir de küfreder adama. Ondan sonra adamın helal kazancı, helal kazancı, alnının teriyle temiz helal kazancı olan parasını çok zengin ya, onu yedi ceddine, sittin sene yeter, biraz da biz faydalanalım abi. Yani çalmak helal demek anlamında, o anlama geliyor ve bu adamı dinden çıkarır. Efendim veya bunu şey yapmasa bile, Hasan-ı Basri Hazretleri'nin şöyle bir şey var, içtihadı var, diyor ki, bir insan dinen haram olduğunu ve yasak olduğunu, yaptığı zaman ceza çekeceğini, Allah tarafından cezalandırılacağını bile bile bir suçu işlerse bu adam, o da kafir olur, dinden çıkar diyor. Bu görüş Hasan-ı Basri Hazretleri'ne ait. Niye? Sebebi ne diyorlar? Gerekçe olarak gerekçesi diyor ki, ya adam diyor haramlığını biliyor, kabul ediyor ve bu işi işlerse Allah tarafından cezalandırılacağını da biliyor ama diyor, bu adam Allah'a meydan okuyor diyor. Allah'a kafa tutuyor. Efendim. Ha, o da diyor adamı dinden çıkar. Ah! Adam iman etmişti. Ne demişti? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Dedi. Dedi. Ama efendim böyle bir suçla iman uçtu gitti elinde. İman kalmadı. Ne olacak bu adam? O artık kendisini Müslüman zanneder. Öyle gider. Tövbe, istiğfar ve tekrar yeniden tecdid-i iman yapmadan giderse, ölürse ilahi cehenneme zümera gitti. Demek ki burada önemli olan, evet, hidayeti Allah cümle ümmeti Muhammed'e ve bütün Müslüman olmayanlara da Allah hidayet nasip eylesin. Ama hidayetin yanında o imanı koruyabilmek çok önemlidir. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurur. Men gale fi ahire kelamihi la ilahe illallah dakhala cennet diyor. Kimin son sözü, yani son belki fiili olarak, sözlü olarak söyleyemeyebilir ama ölümün acısıyla, fakat o andaki kalbindeki imanı, itikadı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah inancı şekliyle olursa, öyle ölürse tamam, paçayı kurtardı. Ama adam tamam, yıllarca Müslüman olmuş, namazlar kılmış, efendim zikirler çekmiş, ne yapmış bilmem ama böyle bir takım Allah'ın lanetini kazanacak ve imanını yok edecek davranışlar, fikirler, zihniyetlere sahip olmuş. Ondan sonra bu adamın imanı elinden gider. O adam o zaman da öldüğü zaman da bu sapık görüşlerle ölürse, sapık görüşlerle ölürse o zaman o adam imansız gelir. O zaman ne oldu? Ha Müslüman olmuş, sağlığında ha da olmamış. Ondan sonra olmadığı zaman da ne olur? İmansız gelir. İmansız olunca da ebedi cehennemliktir. Bunu ney korur? Yani bu duruma düşmeyi önleyen şey nedir? Bir, efendim imanımızı koruyacak,
hükümleri, ibadetleri çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Yani iman, ihlas, amel konusunda çok, yani en azından kendi imanımızı koruyabilecek kadar, eş ve çocuklarımızın imanını korumayı onlara öğretecek kadar sağlam dini bilgiler, bak sağlam dini bilgiler diyorum, sağlam dini bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Ha demek ki işin bir ucu efendim dini, İslam'ı şahsın kendisine yetecek kadar en azından bilmesi ve öğrenmesi, çok uyanık olması gerekir. Çok uyanık olması gerekir. Bir başka şey, kafir, şeytan, lanetullah'ı çok iyi tanıması gerekir. Değerli kardeşlerim, şeytan, lanetullah'ı iyi tanıması gerekir. Ve bir de insanın kendi, bu zalim nefislerimiz var içimizdeki, bu zalim nefislerimiz, herkes zalim nefsinin hilesinden, tuzaklarından, şerrinden kendini koruyabilmesi için nefsinin nasıl bir hain olduğunu, nasıl bir sahtekar olduğunu, nasıl hileler yaptığını iyi öğrenmesi, nefsini Müslümanlaştırması gerekir. Nefsini efendim İslam'a razı etmesi gerekir. Ha, yoksa nefsin işi gücü hep şeytanla, hani bir söz vardır, ne derler, hırsız evden olursa öküz bacadan çıkar. O hesabı içimizde nefis dışarıdaki şeytanla beraber el ele veriyor. Cehalet var. Sokaklarda, şu sokaklar Müslüman memleketi sokakları değil. Öyle. Görüyorsunuz. Ondan sonra öyle olunca en başta özellikle zina bu devirde Allah muhafaza, Allah korusun cümlenizi, cümlemizi, evlatlarımızı, neslimizi korusun. Efendim her zaman herkesin Allah muhafaza zina yapma gibi imkanları var. Allah muhafaza. Allah'ımız bizi koruyor ya Rabbi. Zaten göz zina, göz zinası efendim günde 50 defa, 100 defa denk geliyor. Yani çünkü diyorum toplumun şu kıyafeti efendim Müslüman bir toplum kıyafeti değil. Değil. Kimileri de çıkıyor diyor ki ya bu memleketin %98'i Müslüman. Hadi oradan. Hadi oradan. Öyle bir şey yok. Yalan söylüyorlar. Ümmeti Muhammed'i kandırıyorlar. %98'i Müslüman memleket şu anda dünyada kalmadı. Efendim, hocam Mekke'de yok, Mekke'de de yok, Medine'de de yok. Yani sözde Suudi Arabistan İslam devleti yok. İslam devleti falan değil. Krallık. Kral, orada İslam, kralın ağzından çıkan, dudağından çıkan sözler neyse o şey. İran zaten efendim gizli İslam düşmanı bir devlet. Adı İslam Cumhuriyeti ama gizli gizli İslam düşmanlığı yapan bir devlet. E bizim devletimizin adı zaten laik. Yani devlet yönetimine. Bir kere her şeyden önce devletin yani Kur'an'da devlet yönetimini ilgilendiren 200 küsur ayet-i kerime var. Bunları bir ara çıkarıp kaldırıp atmaya kalktılar. Bundan 15 sene, 20 sene önce ya 25 sene önce, 25 değil. 25 sene önceki iktidarlar döneminde efendim Diyanet'e baskı yapıldı. Şu kadar ayet-i kerimeleri şeyden çıkarıp atın. 237 tane ayet-i kerime. Bunda ne var? Efendim, nikah hukuku var, aile hukuku var. Efendim, katillikle ilgili hukuklar var, gasple ilgili hukuklar var. Ceza hukuku ile ilgili, efendim, iktisatla ilgili bütün toplumu yönetecek hukukları ilgilendiren ayet-i kerimeler var. Adam bunları çıkarın diyor. Zaten devletimiz laik devlet. Yani denildi ki laiklikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni efendim Allah'ın kitabıyla, Kur'an'ıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Kur'an'daki ayetlerle yönetemezsiniz. Yani bunları karıştırmayın. Allah efendim aile hukuku bilmez, efendim ceza hukuku bilmez, haşa sümme haşa. Ondan sonra ticaret hukuku bilmez, siyaset hukuku bilmez anlamına geliyor bu. Efendim kaldırdılar, attılar. Efendim ondan sonra şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde olması lazım ayet-i kerimeyi bildirirse bile kıyamet gününde Peygamberimiz Aleyhisselam bu kafada, bu zihniyette olan, bu durumu aşkla seven, memnun olan, kabul eden insanlar için kıyamet gününde Peygamberimiz Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a şöyle diyecek. Ayet-i kerime bunu söylüyor. Ve kâle Rasûlü, Peygamber dedi ki, efendim, ya Rabbi, inne kâmi ittekadû hâdel Kur'âne mahşûre. Ya Rabbi,
benim şu kavmim var ya, bu kavmim, ama sadece Türkiye'de değil, İran'da da öyle, Suudi Arabistan'da da öyle, diğer sözde Müslüman devletlerde de öyle. O bunlar var ya, ya Rabbi, bunlar benim şu kitabımı sana bana gönderdiğim bu kitabı kaldırdılar, hacrettiler. Efendim, Allah bu işlerden anlamaz dediler. Efendim, ayet-i kerimeleri dışarı çıkardılar. Yani yönetimde geriye ne kaldı? Ya burada bir ayetin Cenab-ı Hak وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَوْلَٰئِكَ الْكَافِرُونَ diyor. Allah'ın indirdikleri hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Kur'an-ı Kerim'de var bu ayet-i kerime. Ondan sonra bir arkasından gelen ayet-i kerime yine efendim, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَوْلَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Efendim, onlar zalimlerdir, fasıklardır. Kafirdir, zalimdir, fasıktır. Şimdi bunları normal görüyorsa adam, ne din kalır, ne iman kalır. O zaman istediği kadar efendim şey yapsın. Onun için bu konuları, bu bilgileri öğrenmek zorundayız. Zorundayız. Evet, içinde bulunduğunuz toplum, devlet, bilmem ne, sizin gücünüz yetmediği için, bir şey yapamadığınızdan dolayı böyle şeyleri bir sistemi size dayatmış olabilir ki öyledir. O zaman orada kendi imanını koruyabilmek için, çünkü ya gayet normal, güzel. Yani bunlarda ne var? İşte yapıyorlar, biz de kanunlar, adamlar, biz de onlara uyuyoruz. Böyle gidiyor. Bunda bir sıkıntı yok. Ondan sonra, ya adam kalkmış Müslüman memleketinden salyangoz satıyor. Ya müftü nikah kıysa mı, kıymasa mı? Şuna bak. Bunun tartışması yapılıyor ya. Yani müftünün nikah kıymasının efendim önemi, onun detayına girersem çok uzun sürer. Çünkü orada bir teknik konu var. Efendim, ne mahsuru var? Adam geliyor, belediye başkanının bana verdiği yetkiye göre, ikisi birbirine haram olan iki kişiyi, belediye başkanının bana verdiği yetkiye göre veya kanunun bana verdiği yetkiye göre, ona sizi karı koca ilan ediyorum. Ya kulu yaratan Allah, ikisini de yaratan Allah. Dolayısıyla o kulların sahibi Allah, o bir bayla bayanın birbirine helal olmasına izin verecek de Allah. Var mı efendim o nikah sistemlerinde böyle bir şey? O da yok. Yani şu toplumda insanı günde 50 sefer dinden çıkaracak o kadar saçmalıklar var ki, bunları Müslüman bilmezse, gözü kör olursa, dini yönden bu konularda eksikleri, çok büyük eksikleri varsa, efendim, hele bunlar bir de kalbine de bu yanlışlar iman olarak, yani doğrudur kanaatiyle yerleşmişse, efendim, o Müslümanın vay haline. O Müslüman imanını koruyamıyor demektir. Ve zaten artık o ibadetlerle ilgili konulardaki hassasiyetler zaten önemli. Niye önemli? İbadetlerinin yapılmasını çok doğru düzgün öğrenecek, düzgün olarak yapacak, imanını bununla koruyacak. Amel elbisesiyle imanı koruyacak. Efendim, ama itikati taraftan da elfaz-ı küfür dediğimiz, insanı dinden çıkaracak söz, davranış ve fiillerden de uzak duracak. Onları reddedecek, kabul etmeyecek, yapmayacak. Efendim, ki imanını koruyabilsin. Evet. Hemen ne yaptık? Efendim, işte ben imana gireceğim, buyur, gel. Ne yapmam lazım? De ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ah, imana girdin. Allah kabul etsin. Aramıza hoş geldin. İşte imanın 6 şartı, İslam'ın 5 şartı falan. İyi, tamam, bunlar güzel. Ama bu imanı efendim nasıl koruyacak? Bu konuda yeterli bilgi ve donatıma sahip olacak. Efendim, imanını sağlamlaştıracak. Ondan sonra nefsin hainliklerini öğrenecek, nefis ona bir gazlık atmasın bunu öğrenecek, o tuzaklara düşmeyecek. Şeytan lanetullah aleyhin efendim tuzaklarına düşmeyecek. Toplumun içerisindeki esen küfür rüzgarlarına imanını kaptırmayacak. Efendim böyle dağlardan gelmiş kudurmuş seller gibi akan, efendim etrafı yıkarak giden küfür sellerine kapılmayacak ve bu iman ile insan ölürse, bu insan ne yapar? Efendim, o insan ölürken gerek kalbiyle, gerek lisaniyle eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh der. Aksi takdirde işi zor. İşi zor. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki,
Kafir şeytan diyor, ölen bir insanın ayak ucuna gelir ve insanın, o insanın en çok sevdiği, itibar ettiği, güvendiği birisi kılığında gelir. Kişi en çok bir hocasını mı seviyor, efendim saygı duyuyor, annesini, babasını, kardeşini, öğretmenini kime itibar ediyorsa onun kılığında gelir. Kimin en çok sözünü tutuyorsa onun kılığında gelir şeytan, ayak ucunda durur. Der ki, ey kulum, ey işte Abdullah, ey evladım, ey kardeşim, ey arkadaşım, ey öğrencim, ey dostum. Efendim, ya sana dinden, imandan, İslam'dan filan bir şeylerden bahsediyorduk ama bunlar bir dünyadaydı ya. Onlara inanma, itibar etme. Onların hepsi saçmalıktı. Der diyor. Adam bir bakar, zaten tırnaklarının ucundan efendim ciğerleri sökülerek canı çekiliyor. Canı çekiliyor. Sanki içine demirden dikenli teller uzatılmış şahsın. Böyle takılarak çekiliyor. İçeride ciğer, miğer, bağırsak, bağırsak bırakmadan yırta yırta geliyor. Can geliyor. Onun derdine düşmüş. Sekarat-ı met dediğimiz ölüm sarhoşluğuna yakalanmış. Adamın aklı başından gitmiş. Bir de o arada karşısına birisi çıkar da böyle derse, tamam diyor. Ya tamam, bu iş anlaşıldı diyor. Ve onu kabul ediyor. Hadi bakalım. İlâ cehenneme zümera gitti ve kafir oldu. O kafir şeytanın hilesini, o dinsiz kafir şeytanın hilesini, tuzaklarını anlayabilmek için o anda, o yani daha hayatta düşmediği gibi ölüm anında da, bu şeytanın son numarası esnasında da o şeytanın tuzağına düşmemek için ne yapması gerekiyor? Elbette ki efendim, sağlam iman sahibi olması gerekiyor. İmanla amellerini sağlam tutması gerekiyor. Onun için de bu konuları öğrenmesi gerekiyor. Yani cehaletten dolayı kafirliğe geriye düşmesin, küfür çukuruna düşmesin diye. Efendim, nefsini ıslah etmek için çalışması gerekiyor. Melun şeytanın şerrinden korunması gerekiyor. Toplum şeytanlarının şerrinden kendini koruması gerekiyor. Ha bütün bunlar yapılabilir mi? Yapılabilir elhamdülillah. Yapılabilir elhamdülillah. Yapan da çok elhamdülillah. Ama yapamayan çok daha fazla çok. O zaman değerli kardeşlerim, yani imanda da madem ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifine göre de zaten İslam itikat üleması kişinin imanda itibar sonucadır diyoruz ya, o bu hadis-i şerife göre alınmış bir karardır. Ve ölüm anında sağlam iman ve itikat üzere ölmesi gerekir adamı. Yoksa Allah korusun onu hali perişan. Onun için tabii ki salih ameller işleyerek Allah'a ihlaslı kulluk etmek için de efendim bu görev bize verilmiş ve görevlendirilmiştir. Salih amel ile efendim iman birbirinden elbette ki farklı şeyler ama etle kemik gibi birbirlerinden asla ayrılmazlar. Efendim şunu söyleyeyim, salih amel ilk etapta gerekli değil, iman gerekli ama sonra salih imanın korunması için, çelik sırh içerisine alınması için de ne gerekli? Efendim, salih amel gerekli. Aksi takdirde imanı koruyamayan insan, imansız olarak ölüp gitme ihtimali, tehlikesi çok çok yüksektir. Neden? Şimdi kardeşlerim, bir şehirde var efendim Ebu Cehil kıtalar gibi, Ebu Cehil ölmedi, Ebu Cehil kıtalar geziyor diye şiirde bir mısra var. Şimdi dedim ya, iman etmek Allah hidayet ettikten sonra çok kolay. Ama o imanı korumak çok zor. Çünkü imanın düşmanı çoktur. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sağlığında sahabe-i kerem diyorlar ki, ya Resulallah diyorlar. Ya diyorlar, yani biz Müslüman değilken, müşrik iken, putçu iken kalbimize çok kötü şeyler pek gelmez dedi. Ha, gelmez tabii, zaten sen kafirsin, putçusun. Yani senin kalbinle neyle şeytanın uğraşmasına zaten gerek yok. Sen çantada kekliksin, cehennem odun olacaksın. Ama ya Resulallah, Müslüman olduktan sonra diyorlar, kelime-i şehadet getirip efendim sizden dini terbiyeyle öğrenmeye başladıktan sonra bu kafir şeytan bize çok kötü vesveseler verir. Çok kötülükleri yapmamızı tavsiye ediyor, teşvik ediyor filan diye şikayet ediyorlar. Niye şeytan bize bu kadar yükleniyor
diyorlar. Ha diyorlar, yani şimdi çocuklukta beraber büyüdüğümüz Müslüman olmamış, hala Müslüman olmamış müşrikler var. Efendim, onların bu konuda bir şikayeti yok diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, efendim bir hırsız işi boş eve girmez. İçinde çalabileceği bir altın, akça bir şey varsa, hazine, mazine neyse işine yarar bir şey, öyle eve girer, onu da soyar çıkar diyor. Şimdi sizin kalbinizdeki iman, Mehmet Akif'in dediği gibi, ilahi bu iman cevheridir ki ne büyüktür. Öyle büyük bir cevher ki, efendim, işte şeytan onu almaya çalışıyor. Şimdi günlük misal vereyim size. Bizim insanlarımız Avrupa'dan şuradan buradan gelir. Ya hocam, Almanlar o kadar düzgün ki. Efendim, yok işte Hristiyanlar o kadar düzgün ki. Ne yapıyor? Ya işte hırsızlık yapmıyor, hakkını veriyor falan filan. Ondan sonra ama bizim bir Müslümanlar. Ulan nasıl sahtekar bizim Müslümanlar gibi filan. Haşa şey yapıyorlar. Cümleler sarf ediyorlar. Bu çok üzücü tabii. Yani ne kadar günahkar olursa olsun, gerçek kalbinde iman olan bir Müslümanla imansız ama sözde dürüst olan bir kafire karşılaştırmak çok tehlikeli. Allah korusun. O karşılaştırmayı yapıp da gavuru, kafirin efendim güya doğruluğunu, dürüstlüğünü tercih eden insanın, o Müslümanın imanını elinden alır götürür. Yani şimdi elbette Müslüman kesinlikle doğru olmalı, dürüst olmalı. Bu mecbur zaten. Ama adam imanı var da işte nefisini yenemiyor, şeytanı yenemiyor, toplum şeytanlarını yenemiyor. Cahil bir yandan ondan sonra şeytan ona o suçları işlettiriyor. Ama imanı var. İmanla ne diyor? Efendim, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye bunu adam söylüyor. Ama işte bu saydığım kötülüklere uyarak toplum şeytanlarına uyuyor. Bu gereğini yapamıyor. Buna rağmen evet, öbürü hırsızlık yapmıyor. Doğru davranıyor, Müslüman değil. Onlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dememişler. Kabul de etmiyor. O zaten Müslüman olamamış. O ila cehenneme zümere gidecek. Müslüman efendim imanı var. Eğer Allah'a tövbe eder de kulaklarının haricinde haklar, borç, günahlar varsa onları da affettirebilirse bu cennete gider Allah'ın lütfuyla. Ama öbürü ağzıyla kuş tutsa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeden, bunu kabul etmeden cennete filan gitmesi onun mümkün değil. O zaten kafir. O zaman şeytan diyor ki ya bu benim diyor zaten askerim. Bu çantada keklik diyor. Bununla ne uğraşayım ben? Gideyim şuradan efendim şu Müslümanları, şu cahil Müslümanları kandırmaya çalışayım herhalde biraz da diyor yani. Efendim alimiyle de uğraşır. Alimiyle uğraşan şeytan da alimlerin ayarında şeytandır. Cahilleri kandırmak çok kolay. Çok kolay. Efendim onu şeytan parmağında maymuncuk gibi oynatıyor. Atalarımız ne demiş? Cahilin sofisi şeytanın maskarası. Adam önce şeriat, dini bilmek usullerine göre, sonra tarikat diye bir şey var, kural var. Adam onları öğrenmeden gitmiş, tarikata girmiş. Ondan sonra bakıyorsun, arkasından bir sürü hatalar, suçlar, günahlar, şeyhini putlaştırıyor. Kendi uçmaya kaçmaya kalkıyor, kafir ölür. Şeytan onunla, kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyor. Onun için ilim, illa dilim. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede sahibi قُلْ هَلْ يَلَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ. Yani bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ya de ya Muhammed. Bileceğiz ki imanımızı koruyabilelim. Cenab-ı Hak yine bir ayet-i kerimede اِنَّمَا يَحْشَ اللّٰهِ مِنْ اِمَعَدِهُ الْعُلَمَا. Allah'tan ancak gerçek manada bilenler korkar ve onlar da imanını muhafaza eder. İmanını muhafaza eder. Şimdi sen imanını koruyabilecek ilmini öğrenmemişsin. Anandan, babandan, ebenden, dedenden yarı yanlışlığı ne duyduysan, ya biz Müslümanık, efendim kıl beşiğini, betirişini, ben bunu bilirim, başka seni bilmem. Ondan sonra otur, şeytan da burnuna hırzmaya takar, bunları bilmezsen nefisteki sivir olur, seni oyum oyum oynatır. O zaman işte imanı koruyamazsın. İmanı koruyabilmek için, değerli kardeşlerim dedim ya, hele bu asırda imanı korumak o kadar zor ki, bunu niye böyle tekrar söylüyorum hocam? Ya değerli kardeşlerim, şimdi şöyle bir şey var. Haşa siz cemaatimizden, haşa Müslüman kardeşlerimizden bir söz var. Hani ateti
at izi it izine karıştı falan diye. Ya adam çıkıyor, ben diyor profesörüm, ilahiyatçıyım diyor. Ki temizlerine saygı duyuyoruz, seviyoruz, hürmet ediyoruz. Allah sayılarını çoğaltsın. Ondan sonra işte televizyonda ya neler çıktı, neler çıktı, neler çıkıyor. Kimisi geberdi gitti. Ondan sonra hatta peygambere küfür ederek geberdi gitti kafirin bir tanesi. Ondan sonra birçoğu bunların yollarına düştüler. Adam diyor ki sünnete ne gerek var ya? Sünnet diyor zaten birçoğu diyor aslı değil, gerçek değil, uydurma diyor. Bilmem ne diyor. Kur'an bize yeter diyor. Ulan ey Allah'ın zalimi, hey din iman fıkarası. Yani Cenab-ı Hak men etâ'r rasûl fakat etâ Allah demiyor mu? Kim Allah'ın Resulü'nün itaat ederse o insan Allah'a da itaat etmiş olur diye. Yani şimdi peygambere itaat eden Allah'a da itaat etmiş olur. Çünkü zaten peygamber neyi anlatıyor, neyi öğretmiş, neyi uygulamış? Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ının canlı olarak yaşanması, uygulanması peygamberin görevi öğretmek, yaşamak için sünnet budur. E şimdi adam sünneti elini tersiyle kaldırdı attı mı? Kur'an-ı Kerim'de namazların vakitleri yazılı. Hangi namaz, hangi rekat, kaç vakit, vakti ne zaman, ne kadar kılınacak, bilmem ne, ne okunacak? Nereden öğreneceğim bunu? Orucu, efendim aynı şekilde tutuluş şeklini, zekatın veriliş şekli gibi şeyler. Bunlar hep sünnette var. E şimdi sen sünneti kaldırdığında Allah muhafazana bir kenara Allah'tan hiç korkmadan, hiç korkmadan efendim sünneti, seniyeyi bir kenara kaldırdın, attın ve efendim İslam'ın belini küteden koparın ve memlekette Müslüman bırakman. Ama sen de kafir olun tabii. Kafir olun yani. Peygamberin efendim sahih hadislerini ve sahih sünneti inkar edenler elbette bu ilahiyatçı dostsa, profesör dostsa, allame-i cihan dostsa, müftü dostsa, vaiz dostsa kim olursa olsun İslam dairesinden dışarı çıkar. E şimdi sen bakıyorsun karşına bir adam çıkıyor, ben hocayım diyor, müftüyüm diyor. Ben diyor vaizim diyor, ben diyor ilahiyatçı profesörüm diyor. Ben diyor bu konuları iyi bilirim, bana inanın arkadaş diyor ve böyle bir söz getirip ortaya söylüyor ya. Ondan sonra böyleleri o kadar çoğaldı ki şu anda sadece Türkiye'mizde bunların sayıları 60-70'i buldu. Bu adamlar da bu sapık düşünceleriyle ki bu sapık düşünceleri nereden alıyorlar? Mesela çok en çok meşhur olanlardan bir tanesi İran'da efendim Şia dediğimiz sapık mezheplerin uşağı kendi ağzıyla diyor ki ben 17 sene gittim İran'da efendim Mutezile ve Şia alimlerinden ilim okudum diyor. Şimdi gelmiş bizim memleketimizde televizyonuyla neyle onu adam millete okuyor. Ama sapık. Ondan sonra Müslüman bakıyor ki ya bu adam diyor iyi alim adam ha. Onun yanlışını söyleyecek olsan sana da düşman oluyor bu sefer. Şu anda cemaat böyle toplumu bu hale getirdiler. Bir zamanlar bu meşhur olan bir kafir vardı geberdi. Bundan 25 sene falan önce ben de o zaman hala resmen görevdeydik. Oturduk efendim o zamanki müftümüz, diğer ilçe müftüler arkadaşlarla filan. Ondan sonra biz ne yaptık? Dedik ki arkadaş Ramazan'da da biz bu sapıkların bu ümmeti Muhammed'i ifsat etmesine fırsat vermeyelim. Biz de bunların sapıklıklarını, kürsüleri de Ramazan'da dile getirelim dedik. Böyle karar alındı. Ondan sonra bir de 4-5 gün geçti geçmedi müftümüz bizi çağırdı. Gelin bakalım arkadaşlar dedi. Bir mektup çıkardı adam. Şeye koydu masaya. Ondan sonra biz sizinle böyle karar aldık ama dedi bak adam birisi bana mektup yazmış. Efendim müftünün de ismini ve diğer arkadaşların da birçoğunun ismini de diyor ki ben seni bu zamana kadar sağlam bir efendim ileri görüşlü bir ilim adamı zannederdim diyor. Sen diyor emir verdin diyor. Bu diyor senin müftülerin, vaizlerin, kürsülerden işte falana diyor falanı suçluyorlar diyor. Halbuki diyor o adam diyor sizin hepinizden daha doğru diyor. Efendim bu öyle bunu diyor kesmezseniz işte toplumda şöyle olacak böyle toplumu tahrik etmeye, parçalamaya efendim müftiye, vaize şunu parçalamaya çalışıyor. Şimdi değerli kardeşlerim burada toplumu öyle parçaladılar ki ve bu o sapık düşüncelilerin yolundan gidip de farkında olmadan Allah yoluna gidiyorum, İslam öğrendim diye dinden, imandan olan birçok insan var kardeşlerim. Dinden, imandan. İşte bir dinler arası diyalog denilen bir şey çıkardılar kafirin birisi. Ondan sonra
efendim Hristiyanlık da hak din, Müslümanlık da hak din, Yahudilik de hak din. Öyleyse bunların hepsi de hak din olduğuna göre isterse bir Müslüman Hristiyan olabilir. Yahudi olabilir mesajını yıllarca bu topluma vermeye çalıştılar. Ve ha öyleyse zaten Hristiyanlıkta istediğiniz gibi zina, fuhuş falan hepsi var, serbest. Gelin yapın arkadaşlar. Ondan sonra sonuçta cennete gideceksiniz. Hristiyanlar da cennete gidecek. Bu Hazreti Muhammed'in hak peygamberlerini, Kur'an'ı kabul etmeyen, bugünkü Hristiyanların da cennete gideceğini iddia eden sapık, imansız ilim adamları var. Ondan sonra bunlar çıktılar, böyle dediler. Evet, Hazreti İsa peygamberin hak peygamber olduğuna onun döneminde inanan, kabul eden, yaşayan elbette ki cennete gidecek. Efendim Hazreti Musa peygamberin döneminde efendim yaşayan, onun hak peygamber olduğunu kabul eden, kitabındaki hükümleri kabul eden ve o imanıyla ölen insanlar elbette ki cennete gidecek. Ama bu devir Muhammed devri aleyhissalatü vesselam, Allah'ın efendim varlığına, birliğine, ki bunların zaten imanları da sapık. Allah onları üç parçaya ayırıyorlar. Geçenlerde birisiyle münakaşa ettik. Adam Müslüman değil. Diyor ki, evet Allah vardır efendim ama Allah bir değil diyor. Bir de onun ortağı var. Kim ortağı? Oğlu diyor. Oğlu kim? Hazreti İsa diyor. Uzun uzun münakaşa ettik adamla. Kabul ettiremedik. E dedim bak sen dersen ki böyle desen zaten kafirsin. Yok ben diyor Müslümanım ama Hristiyan Müslümanıyım diyor. Böyle nice insanlar var toplumda. Bunları zaten hiç kabul etmeyenler de var da. Efendim şimdi böyle sözle ilmi iblislerin, şeytanların, efendim insan suretinde şeytanların, sapıkların çok olduğu, kol gezdiği, sosyal medyada şurada burada efendim her tarafı işgal ettiği bir devirde imanın gerçek şeklini, aslını sağlam kaynaklardan öğrenmezseniz çok tez adamı dinden çıkarırlar. Çok tez dinden imandan çıkar, kafir olursunuz Allah muhafazanı. Haberiniz bile olmaz. Haberiniz bile olmaz size. Kendinizi Müslüman zannedersiniz. Efendim, kılınan yarı yanlışlı namazlarla da efendim uçtuğunu kaçtığını zanneder insanlar. Ağzını da açtı mı? Ben şu yaştan beri namazımı kılıyorum. İyi de efendim sana ümmeti Muhammed'in imanını, ihlasını, ibadetini ifsad edecek, bozacak bir fikir yutturulmuş. Sen de onu İslam'ın aslını, özünü bilmediğin için kabul etmişsin. O sapık itikatla da ölmüşsün. Ve ilahi cehenneme zumara gidersin. Değerli kardeşlerim, imanın korunması çok önemli. Efendim, imanın korunması ve kalpte kök salması şarttır. Efendim, kalpte mevcut olan imanın ışığının sönmeden, parlamadan ölünceye kadar devam etmesi gerekir. Efendim, salih amel zaten, salih amel, efendim, samimi ve sağlam bir amelin, imanın göstergesidir. Bir daha söyleyeyim. Salih amel, sağlam bir imanın göstergesidir. Salih ameli nasıl ederiz dedik, bir iman ettik. Efendim, imanı, dinimizi öğreneceğiz arkadaş, şaka yok. Ondan sonra, yani kendimizi küfür rüzgarlarından korumak için, küfür sellerine kapılmamak için, en azından kendimize ve çocuklarımıza öğretecek kadar öğreneceğiz ve yaşayacağız. Ondan sonra bu zalim nefsimizi ıslah edeceğiz. Kafir şeytanın şerrinden korunacağız. Biraz önce söylediğim toplumdaki insan şeytanlarının şerrinden, sözde dindar, ilahiyatçı bilmem ne adı altında çıkıp Müslümanın imanını elinden almaya çalışan, ondan sonra Ayetullah Fazlur Rahman ve benzeri insanların sapık düşüncelerini bu millete İslam diye yutturmaya çalışanların şerrinden konuşacağız. Efendim, yanılmıyorsam Alman olması gerekir. Efendim, Goldziher var. Ignaz Goldziher adamın adı. Onların en fikirlerini söylüyorlar bu söyleyenler. Efendim, bazısı işte İhvan-ı Sefa diye felsefeci grubu vardı. Onlar kalkıyor meleği inkar eder, şeytanı inkar eder, bilmem neyi inkar eder. O sapık düşünce, o kadar sapık düşünce var ki bunların hepsini çok iyi bilemezsiniz ama bilmek zorunda da pek de kalmasın. Keşke bilseniz iyi ama, bilebilsek iyi ama imanın asıl sağlam şablonunu, şeklini öğrenir, inanır, ona göre yaşamaya gayret ederseniz sapık düşüncelere efendim kapılmaz, oradaki imansızlık çukurlarına düşmezsiniz kardeşler. O açıdan imanın korunması şarttır. Efendim, iman, sağlam iman, salih amel ve güzel ahlak. İslam ahlakı. Efendim, bunlar bizim imanımızı güçlendirir,
korur, muhafaza eder. Efendim, Allah'a olan saygımız, takvamız, sorumluluk duygumuzun mutlaka artması gerekir ki efendim salih amel, bu da salih amel işlememize bağlı. İşlememize bağlı. Efendim, şimdi ibadetimizin bizim dinimize faydası nedir? Gerçek faydası imanımızı korumamız ve imanımızı, amelimizi sağlamlaştırmamız, gerçekleştirmemizdir. Efendim, şimdi çok karşılaştığınız itikadı neyi bozuk, sapık insanlar var. Benim şu anlattıklarımı şimdi dinleyenler olursa hasbelkader. Kolay kolay dinlemezler de, efendim şimdi bana ne kadar kızıyorlardır. Belki aleyhimden küfrediyor, hakaret ediyorlar. Böyleler de var. Adam diyor ki, yahu nece arkadaş diyor bu, ne diyor? Ben Müslümanım, iyi, Allah kabul etsin. İmanım var mı, o da var, iyi. Ama diyor, ya iman burada arkadaş, şurada şurada diyor, kalpte diyor iman. İyi. Efendim, amele gerek yok, olsa da olur, olmasa da olur. Hadi var. Adam zaten kafir ya, onda iman yok. Çünkü Cenab-ı Hak tüm yüzlerce efendim, ve akimus salat, namazınızı dosdoğru kılınız. Beş vakit namazın ismi Kur'an'da var dedim ya. Ondan sonra ve atuz zekat, zekatınızı veriniz. Efendim, içkiden uzak durunuz, içmeyiniz. Çünkü o bir pislikteki ki kurtuluşu ancak onunla erersiniz. Yani ondan uzak durarak erersiniz anlamında. Efendim, katillik yapmayınız falan, bir sürü yasaklar var. Sen onların hepsini işle. Ya sen benim kalbime bak arkadaş. Burada öyle bir sağlam iman var ki efendim ben o bu vicdan meselesi ya diyenler Müslüman olamazlar. Bu cümle insanı dinden çıkarır. Çünkü böyle diyen insanlar İslam'dan dışarı çıkar, kafir olurlar. Niye? Efendim bu sözleriyle dinden çıkarlar. Bu işin şakası yok. Onu diyen insan amele gerek yok. Sen vicdana bak, kalbime bak diyen insanlar diğer Allah'ın ibadetlerle ilgili bütün hükümlerini de inkar etmiş olurlar. Yasaklarını bildiren ayet-i kerimeleri inkar etmiş olurlar. Reddetmiş olurlar. Gereksiz görmüş olurlar. Lüzumsuz görmüş olurlar. O zaman da zaten Müslüman olmaktan çıkarlar ve küfür dairesine girerler. Böyle insanlar maalesef toplumumuzda o kadar çok ki bunlara bu cevapları vermek gerekir. Ondan sonra bazısı çıkıyor. Ya hocam böyle diyorsunuz da efendim ah senin namaz kılanı niye diyor ki? Oruç tutanı niye diyor ki? Efendim ibadet yapanı ne diyor ki? Tesettürlü kadınlar ne diyor ki filan? Müslümanlara çamur atmaya başlıyor. Evet. Öyle suçları, hataları işleyen Müslümanlar vardır. Hem de belki epeyce vardır. Çoktur da belki. Ama o gerçekten kelime-i şehadeti sağlam olarak kalbinde tutuyorsa bir gün mutlaka o kötülüklerden zaten vazgeçecektir. Çünkü inne salate tenha anil fakşay vel münker diyor Cenab-ı Hak. Namaz müminleri her türlü fuhşiyetten, kötülükten çeker, alır, çıkarır, tertemiz efendim saadete, selamete, salih amele yönlendirir diyor. Sende o da yok. Sen diyorsun ki yok ya namaza niye, oruca niye ne gerek var? Bir Allah'ın emri olan bir ibadeti gereksiz, lüzumsuz olsa da olur, olmasa da olur. Olana bir şey demiyorum ama ben yapmıyorum şahsen, gerek yok. Benim vicdanımdaki, kalbimdeki, vicdanımdaki iman bana yeter, ben çok vicdanlı bir insanım diyen insan kıpkızıl kafir olur, mürtet olur. Bunu istedikleri yere bu fetvaları sorsanız, ben kafadan konuşmuyorum. Efendim, şimdi gerçek iman sahibi olan insan ne yapar? Bu ibadetleri, gereklilikleri, emirleri, sorumluları efendim kayıtsız şartsız yerine getirir. Hiç itiraz etmez, gerek yok demez, lüzumsuz görmez, efendim önemsiz görmez. Değerli kardeşlerim, insanın Allah'a sağlam ibadet etmesi, insanın kalbindeki Allah'a olan imanının gücüne bağlı, Allah'a olan aşk ve muhabbetine bağlıdır. Onun gücüne bağlı. Ne kadar güçlü bir imanı varsa, ne kadar Allah'a sağlam imanı, itikadı varsa, o iman ona o ibadetleri de yaptırtır. Yaptırtmıyorsa, yok canım vicdan işi falan deyip geçiriyorsa, onun zaten imanı, gerçek iman değildir. Değerli kardeşlerim, öyle olunca burada kul Allah'ı ne kadar çok severse, Allah'a ne kadar sağlam iman ederse, ne kadar çok severse, Allah'ın rızasını ne kadar gözetirse
ve onun sevgisini kaybetmekten ne kadar endişe ederse, korkarsa, efendim, yani bak Allah'ın gazabından korkacak ama bir de Allah'ın efendim rızasını kaybetme. Kaybetme korkusu da yaşamalı. Ya Allah'ın Allah razı olmazsa ben Allah'ımı razı etmeliyim. Razı etmeliyim, razı etmek zorundayım. Bunun aşkıyla, muhabbetiyle yaşıyorsa insan, ondan sonra o insan elbette ki sağlam iman sahibidir. O daha ileride efendim, işlemesi gereken salih amellerde işler. Cenab-ı Hak bu konuda ne diyor? وَمَنْ جَاهِدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ Kim salihim yani amel işleme konusunda mücadele ederse, gayret ederse, cehd ederse, çalışır çabalar kendisini küfür bataklıklarına düşmekten korumak için çalışırsa o kendi nefsi için onu yapmış olur. Benim kıldığım namazım, tuttuğum orucum, bunları düzgün yaptım, yapıyorsam, yapabiliyorsam öbürüne faydası yok. Hanımıma, çocuğuma, çoluğuma faydası yok. Herkes kendisi yapacak bunu. Efendim, fakat Cenab-ı Hakk'ın zaten diyor Cenab-ı Hak اِنَّ اللّٰهَ غَنِي لَا غَنِيٌ عَلِي الْعَالِمِينَ Allah'ın sizin ne namazınıza, ne orucunuza, ne zekatınıza filan hiçbirisine ihtiyacı yok. Yok ama bu bir imtihandır. İmtihandır. İman, imtihanda efendim, sağlam bir kalp, salim bir imanla Allah huzuruna varan kazanır. Onu da iman ettikten sonra onu koruyabilen, o ilahi cevheri koruyabilen ve o cevher ile Allah huzuruna son nefeste اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek giden insan kazanabilir. Bu açıdan imanı korumak çok önemlidir dedik. Çok önemlidir. Efendim, imanın muhafazasını yapamayan insanlar, muhafaza edemeyen insanların akıbeti hüsran olur. Zaten Cenab-ı Hak da bunu geçen haftaki programımızda da söylediğimiz gibi, efendim sağlam iman olmayan, salih ameli olmayan ve iman uğrunda çekeceği sıkıntılara sabretmeyen ve müminlerle yani sağlam bir itikat, iman, istikamet, İslami istikamet içerisinde olmayanların akıbetlerinin hüsran olacağını Cenab-ı Hak yeminle söylemişti. O zaman salih amelden birkaç tane misal vereceğiz ama efendim süremizin de sonuna çok yaklaştık. Mesela Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de salih amel sahiplerini tarif ederken diyor ki işte وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا هَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ Aslan'ın bir tane ayet-i kerime. Hangi ayet-i kerime? Bu Furkan suresinde 63. ayet-i kerime. Ne diyor burada? Salih amel sahiplerinin özelliklerini tarif ediyor Cenab-ı Hak. İman var, bir de salih amel işleyenlerin efendim, özelliklerini tarif ediyor. Ne diyor? Yeryüzünde mütevazi yürürler. Benim salih amel sahibi kullarım diyor Cenab-ı Hak. Mütevazi yürürler. Kibirden, gururdan, efendim şöhretten, şehvetten bilmem neden uzak dururlar. Yapmazlar böyle bir şeyi. Efendim, hatta bunlar böyle ağır teenniyle, şuurlu bir Müslüman yürüyüşüyle, edasıyla yürürken sağdan soldan şuna bak efendim diye oradan sen geçerken laf atanlar, çamur atanları efendim görürlerse onlara bir şey demezler. Selamette kalın, selamette kalın. Lan sen kimsin de bana böyle konuşuyorsun, niye diyorsun bunu demezler. Onlarla ağız dalaşına girmeye bile tenezzül etmezler. Efendim, selam, selam derler, geçerler diyor ve karşılık vermezler diyor. Şimdi bak önemli bir özellik. Yoksa böyle değilsek hocam bize korktu derler ha. Ben korkmam ya, ben çok cesur adamım. Tabi bu vesveseye de şeytan veriyor. Orada o da şeytanın oylesini bilmek gerekiyor. Efendim, 64. ayet-i kerimesi وَلَّذِنَ اَيْبِيْتُونَ لِلِي رَبِّمْ سُجَّدَمْ وَقَيَمَا Bu Müslümanlar geceleri de Rablerine secde ederek ayakta dururlar. Namaz kılarak ayakta dururlar. Geceyi de böyle geçirirler. Yani evet, gecede bütün sabahları namaz kılmayacağız ama en azından işte akşam namazından sonra yatsı namazı bir gece namazı kabul, salat-ı vitir ve işte teheccüd namazı gibi. Ondan sonra bu insanlar وَالَّذِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا Bu insanlar diyor Furkan suresinde yine bu ayet-i kerimede
Efendim bunlar dediler ki ya Rabbi bizi cehennem azabından koru, uzaklaştır. Bizi cehennem azabından koru ve uzaklaştır. Çünkü inne azabehe kâne garabe. Çünkü bu cehennem efendim azabı efendim, o kadar bir acıklı bir azaptır ki ve onun şey innehâ sa'at müstakarra ve mukama. O azabın edildiği yer, o azap devamlıdır, acıklıdır efendim. Orası ne kötü bir yerdir ya Rabbi. Bizi oraya düşürme Allah'ım diye de yalvarırlar. Yani değerli kardeşlerim şimdi bu konuları tabi zaten şey yapıyoruz. وَالَّذِنَا اِذَا يَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَكْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوْمٌ. Onlar israfçılık yapmazlar. İsrafçılık yapmazlar çünkü İsra suresinde Cenab-ı Hak ne diyor? اِنَّ الشَّيْطَانَ اِنَّ şeyde İsrafçılar şeytanların öz kardeşleridir diyor. Ondan sonra innel mübezzirine kanu ihvane şeyatin. Yanlış hatırlamıyorsam 34. ayet görmesi lazım. Ondan sonra o zaman şeytana kardeşlikten uzak dururlar bak. Şimdi adam şeytanın kucağında yatıyor. Şeytanın kucağına alıp yatıyor. Velledine efendim son şunu da okuyun da vali. Velledine la yeduna ma Allahi lahna. Allah'ı bırakıp da bu dünyanın parasına, puluna, makamına, kadınına bilmem neye tapmazlar. Başka ilahlara tapmazlar. Efendim, ve la yaktuluna nefselleti harramallahu ve Allah'ın yasak kıldığı cana da haksız yere kıymazlar. Efendim, ve la yeznun zina etmezler. Ve men yef'al zâlike yelgâ esâme diyor Cenab-ı Kerime. 78. ayet-i kerime bu Furkan suresinde. Efendim, onlar Allah'ın haram ettiği cana kıymazlar, haksız yere kıymazlar ve zina etmezler, yalan şahitlik etmezler, boş laf konuşanlara rastladıkları zaman da vakarıyla oradan geçip giderler diye. Ona velledeni de zükürallahu bi ayet rabbihim velledeni de zükürü bi ayet rabbihim yahirru aleyha summen mevm yani. Şimdi kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara karşı sağır ve kör davranmazlar. Furkan suresi 73. ayet-i kerime. Yani o kadar özellikler Cenab-ı Hak bahsetmiş ki yeter ki biz sağlam iman, salih amel sahibi olmaya çalışalım. İmanımızı küfür rüzgarlarından, küfür bataklıklarından, küfür sellerinden korumaya, kurtarmaya azmedelim, gayret edelim, karar verelim ve efendim dediğim gibi bu konuları sağlam kaynaklardan doğru öğrenelim. Nefsimizi ıslah etmeye çalışalım, onun yollarını öğrenelim. Çünkü nefsin şeytanlığını bilmek gerekir. Şeytanı, toplum şeytanlarını, düzen şeytanlarını da bilip, onlara karşı tedbir alıp, bu imanı böylece koruyup, son nefesimizde de اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diye kelime-i şehadet ile ölebilmeyi Rabbimizden niyaz edelim ve öyle de ölmek bizi Cenab-ı Hak tarafından nasip olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün de bize verilmiş olan bir sürenin sonuna geldik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri cümlemizi bu kelime-i şehadet ve bu iman ile, bu ikrar ile, bu ihlas ile, efendim salih amellerle ölebilmeyi nasip eylesin. Öyle bir Müslüman olabilmeyi ve öyle yaşayabilmeyi, öyle ölebilmeyi nasip eylesin. Çünkü temutune kemâ te'işûne, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyuruluyor. Efendim, Müslüman yaşamalıyız, ihlaslı, imanlı yaşamalıyız ki öyle de ölebilelim. Bunun tersini söylemek bile istemiyorum. Allah, efendim, bu konuda azmi, gayreti olmayan şeytanın ve nefsin elinde, toplumun elinde oyuncak olmuş Müslümanları ıslah eylesin. Allah onları ıslah eylesin, Allah yardımcıları olsun. Cümle ümmeti Muhammed'in maddi ve manevi müşkilatlarını hallü asayn eylesin. Cümle Müslümanların hastalarına şifalar, dertlilerine devalar, borçlularına edalar ihsan eylesin. Gerçekten samimi dürüst devlet adamlarımızın kim olduğunu en iyisini Allah bilir. Onları korusun, başımızdan eksik etmesin. Ordularımızı, güvenlik kuvvetlerimizi, efendim, İslam, vatan, millet, din, devlet, ezan, bayrak, mukaddesat düşmanlarına karşı Cenab-ı Hak daima havada, karada, denizde mahsur ve müzaffer eylesin. Bizleri Kur'an ve sünnet yolundan ayaklarımızı sabit ve ısrarlı tutsun ve ayırmasın. Efendim bizleri
sözde Müslüman gözüken ama ümmeti Muhammed'i yoldan çıkarmaya, imansızlaştırmaya çalışan alim kılıklı sahte zalimlerin de şerrinden korusun. Cenab-ı Hak cümlenizden razı olsun. Amin. Amin. Muhammed Seyyidül Mürselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. İyi akşamlar.